Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz muhteşem hem de çok kolay tığ işi bayan yelek modeli olacak inşallah. Ben size direkt modeli göstereyim. Ondan sonra modelimizden bahsedelim. Şöyle görüyorsunuz, baklava dilimine benziyor birazcık arkadaşlar. Şöyle bakın, çift yönlü kullanabileceğiniz muhteşem bir model oldu. Modelimizden isterseniz yelek yapın, isterseniz şal yapın, isterseniz battaniye yapın. Hiç fark etmez. Yani gerçekten çok amaçlı kullanabileceğimiz tığ işi bir yelek modeli oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi modelimizden yelek örneği olabileceği gibi dikdörtgen şal çok güzel olur arkadaşlar. Çeyizlik yelek modeli, çeyizlik şal modeli muhteşem olacaktır. Bebek yeleği de yapabilirsiniz modelimizden. Evet, dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Girişi güzel zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Zincirlerimizi çok fazla sıkı çekmeyelim. Ben modelimi zincir üzerine kuracağım. Sizler birkaç sıra trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yelek modeli yapacak olan arkadaşlarım trabzan yapmalarını tavsiye ederim. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız var ise de kanalımda videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirsiniz. Beni takip edenler bilirler, kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri ve patik modelleri var arkadaşlar. Kanalımda istediğiniz her türlü örgüyü bulabilirsiniz. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli gelecektir. Şöyle birkaç tane daha çekeyim. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, tığ üzerine aldım. Tutmuş olduğum zincire batarak 2'de çıktığım trabzan yaptım. Hemen takip edene bir tane daha yapıyorum. Takip edene bir tane daha. Baştaki zincirim ile beraber toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Arkadaşlar, ben kenar trabzanı yapmadım. Sizler isterseniz kenar trabzanı yapabilirsiniz tabii ki. Ben bu modelimizde kenar trabzanı göstermeyeceğim. Evet, yani bu 4 tane trabzan benim yarım trabzan, yarım modelim olacak. 2 tane zincir çekiyorum burada. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içerisine giriyorum. 2'de çıktığım trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim, tığ üzerine alıyorum ve 3. zincirimin içerisine girerek yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. 2 tane zincir tığ üzerine alıyorum. 1 2 3'üncüye batarak yan yana yine 7 tane trabzan yapıyorum. Bu 7 tane trabzanlarım benim modelim olacak arkadaşlar. O yüzden kenardaki trabzanlarım yarım model olduğu için 4 tane. Evet, hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. 2, 4, 6 ve 7. 2 zincir, 1, 2, 3. zincirimin içerisine batıyorum. 2 zincir, 1, 2, 3. zincirimin içerisine geçiyorum ve toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde devam ettirelim. Sonrasında buluşalım arkadaşlar. Son kısımda da yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Tıpkı başkasında olduğu gibi. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. En son 4 tane de trabzanımı yaptım. Şimdi 4 zincirle yukarıya çıkıyorum.
tığ üzerine aldım. Bakın hemen bu dibe değil, takip eden Trabzan tepesine giriyorum. 2'de çıktığım Trabzan yapıyorum. Bir sonraki Trabzan tepesine giriyorum. Burada Trabzanlarımı tam bir şekilde yapıyorum. Her bir Trabzan tepesine birer tane. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Tığ üzerine alıyorum. Buradaki Trabzan tepelerine geçiyorum. Hızlıca her bir Trabzan tepesine Trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından bulabilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım ve bir sonraki modelime geçiyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Farklı bir işlemimiz yok. Bir üst sırada değişiklikler yapacağız. 9 zincir ve 7'şer tane trabzanlarımızı yapalım. En son trabzanımız zaten 4 tane. Tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, takip eden trabzan tepesine battım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. Trabzan sayım şu an 3 tane. En son trabzanıma batmıyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Bakın. 9 tane zincirimin 5.sine 1, 2, 3, 4, 5. yani tam ortaya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. İlk trabzana atlayıp ikinci trabzan tepesine geçiyorum. Buradaki trabzan sayımı 5 tane yapıyorum arkadaşlar. Dört zincir. Tam bakın şu şekilde ortalıyorum. Ortaya denk geliyor zaten 5. zincirim. 4 zincir, bir tane atlıyorum, bir sonrakine geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Baş ve son kısımda birer tane trabzanı bırakıyoruz. Buradaki trabzan sayım 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan oluyor. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 4 zincir, tam buradaki zincirin ortasına batıyorum. 4 zincirle trabzan tepelerine geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettirelim lütfen. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim. En sonunu yapmadım size gösterebilmek adına. 4 tane zincirimi çektikten sonra tığ üzerine aldım. Buradan bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Bu şekilde her bir trabzan tepesine batıyorum. En son olarak da zincirimin tepesine batıyorum ve toplamda 3 tane trabzanım oluyor. 4 zincirle geriye dönüyorum. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Buradaki trabzan sayım 2'ye düştü. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen burada sık iğne yapmıştık ya, hemen şu şekilde sağına gelecek şekilde battım. Bir tane sık iğne tepesine battım. Bir tane sol tarafına batıyorum. Yani arkadaşlar, trabzanlarımı azaltırken sık iğnelerimi çoğaltmış oluyorum. 3 tane zincir tığ üzerine aldım. Bir tane atladım. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde trabzanlarım 3'e inmiş oldu. 3 zincir. Bakın. Hemen sık iğnemi şöyle zincir boşluğundan giriyorum. Zincir içerisine basmamıza gerek yok. Sağ tarafına battım.
Bir tane sık iğne tepesine, bir tane de sol tarafına batıyorum. 3 zincirim var. Tığ üzerine alarak bir trabzan atlayıp bir sonraki trabzana geçiyorum ve yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şimdi burada zincir sayımız 1'e inecek arkadaşlar bu sıramızda. Bu yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Trabzan sayımız 1'e inmesi gerektiği için bu şekilde yaptık. Çünkü direkt bakın 7 tane zinciri çekip sık iğnelerin sağına batıyorum hemen. Şu şekilde olduğu zaman 4 zincirin trabzana denk gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sonrasında her bir sık iğnenin tepesine batarak ilerliyorum. Bir tane de sol tarafına battım. 1, 2, 3 zincir tığ üzerine aldım. Hemen burada 3 trabzanın ortasına batıyorum. 3 zincir, sık iğnenin sağına bir tane, sık iğnenin tepesine. Buradaki sık iğne sayım 5 tane oluyor arkadaşlar. Bir tane de soluna batıyorum. 3 zincir, hemen ortadaki trabzan tepesine batıyorum. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Evet, sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim, görüyorsunuz. Şimdi burada ilk bakın şu trabzanımı atlıyorum, hemen zincir tepesine batıyorum. Bu şekilde. Bu sıramız da böyle oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, trabzanlarımı azaltmam bitti. Sık iğnelerimi çoğaltmam bitti. Şimdi tam tersini yapacağız. Sık iğneler azalacak, trabzanlar çoğalacak. Nasıl? Tığ üzerine alıyorum. Hemen bakın. Buradaki zincir boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Ve trabzan sayım 2 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Birinci sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine battım. İkincisine de battım. Üçüncüsüne de battım. Fakat en sonuncusuna batmıyorum. Yani sık iğne sayım 5'ten 3'e düşmüş oldu. 3 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. Bakın buradaki bir tane trabzanımın sağına bir tane. Tepesine bir tane. Ve soluna bir tane yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinciye geliyorum. Üçüncüyü yapıyorum, dördüncüyü yapıyorum, beşinciyi yapmadan 3 tane zincir çekerek tığ üzerine alıyorum ve buradaki trabzanımın sağına bir trabzan, tepesine bir trabzan ve soluna bir trabzan olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, elimi de koyayım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burayı size göstereceğim. 3 zincirimi çektim. Tığ üzerine aldım. Hemen bakın şu şekilde boşluğuma batıyorum ve tığ üzerine doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batıyorum ve bu şekilde trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 4 tane zincirle geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Tığ üzerine aldım. Bir tane de zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim burada. Hemen sık iğnemin ortasına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir tığ üzerine aldım. Bakın trabzanlarımı şimdi çoğaltıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar, videonun hızlı olduğunu düşünüyorsanız
Sağ tarafta 3 tane nokta veya böyle kar tanesine benzeyen bir simge var arkadaşlar. Telefondan telefona değişiyor galiba. Oraya bastığınızda videonun oynatma hızı var. Oraya tıkladığınızda isterseniz hızlandırabilirsiniz, isterseniz yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer çok hızlı olduğunu düşünüyorsanız oradan yavaşlatabilirsiniz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle. Evet, sıra sonuna kadar bu sıramız da böyle tamam. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar tamamladım. Şimdi 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın, hemen bu dibe değil takip eden trabzana batıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir tane de zincir boşuna batıyorum ve toplamda 4 tane trabzanım olmuş oldu. 5 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen buraya batıyorum. Buradaki trabzan sayım ilk baştaki gibi toplam 7 tane olacak arkadaşlar. Evet, 5 zincir tığ üzerine aldım. Bakın direkt buraya geçiyorum. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Aslında arkadaşlar bundan sonra modelin yapımı aynı. Yani buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Hemen bir sıra daha gösteriyorum sizlere. 4 tane zincir çektim, geriye döndüm. Bu dibe değil bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Hemen aynı şekilde 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tıpkı buradaki gibi. Hemen bu 5 tane zincir çekmiş olduğum noktanın ortasına batarak, yani 3. zincire batarak sık iğnemi oluşturdum. 2 zincir trabzanımın tepesine geliyorum. Kesinlikle arttırma ya da eksiltme yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Bu sırada bu şekilde gidiyor. Bir üst sıramız da aynı şekilde trabzanlarında değişiklik yok. Zincir sayısı 9 tane oluyor arkadaşlar. Yani tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha öreceğim. Sonrasında final için buluşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben birkaç sıra daha ördüm. Çok şık, çok güzel bir yelek modeli oldu. Modelimizden gerçekten çok güzel eto şal, dikdörtgen şal, üçgen şal olabilir arkadaşlar. Bebek yeleği, bebek battaniyesi olabilir. Şöyle görüyorsunuz, çift taraflı kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli oldu. Videonun başında da dediğim gibi yelek yapacak olan arkadaşlarım bu zincirin alt kısmına birkaç sıra trabzan yaparsa çok çok daha güzel duracaktır arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, simli ipe de çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir emoji dahi de olsa yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.